Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün kuşlarımızın bazılarına dalları verdik. Yarısından çoğuna dalları verdik. Onları izleyeceğiz. Şurada yavrularımı geri koydum arkadaşlar o kafese. Niye koydum onu da söyleyeyim. Birkaç yavrumuz dalları yememiş. Dalları diyorum pardon. Birkaç yavrumuz yememiş. Kursakları falan boştu. O yüzden dolayı tekrardan buraya atmak durumunda kaldım arkadaşlar. Ama bunları göstermeden önce hemen küçük bir duyuru yapalım. Biliyorsunuz ayın 25'inde mama çekilişimiz var. Mama çekilişimiz Facebook grubumuzda yapılacak. Yapmanız gereken YouTube kanalımıza abone olup Facebook grubumuza üye olmak arkadaşlar. Facebook grubunda şu an bir post başlattım. Yani gönderi paylaştım arkadaşlar. O gönderinin altına kuşunuzun bir tane güzel bir fotoğrafını paylaşıp çekilişe katılmış bulunursunuz arkadaşlar. Kazanıp kazanmayacağınızı nereden anlarsınız? En fazla beğeni alan fotoğraf arkadaşlar birinci gelecek ve o kişiye de mamamızı yollayacağız. Şu an bu akşam başlattım ben onu. 25'inde akşam saat 8'de sonlanacak. Yoruma kapatacağım ben onları. O gönderiyi. Ve beğenisi çok olan gönderiyi de artık sahibine ulaşacağız ve mamasını göndereceğiz arkadaşlar. Bu her ay düzenli olarak yapılacak. Sizlere zaten söylemiştim. Yapmanız gereken tek şey YouTube kanalımıza abone olup Facebook grubumuza üye olmak. Bu kadar yani. Başka hiçbir şey yok. İki yere üye olup abone olup çekilişe katılmış bulunuyorsunuz arkadaşlar. Artık kuşlarımızı gösterebiliriz. İlk yavrularımızdan başlayalım. Dediğim gibi onları buraya geri koydum. Akıl demliklerini hala takmadım. Yarın kuş kumu falan da koyacağız kafeslere. Kumlarım falan vardı. Onları buldum. Kumumu da buldum. Kumum kaybolmuştu. Kuşlara aldığım kum vardı. Kumluk diye bunlar geçiyor arkadaşlar. Bunlardan bütün kafesleri yerleştireceğiz yettiği kadar. Ondan sonra kumları doldurup kuşlarımızı kafesine koyacağız. Kumu niye kullanıyoruz hemen onu da söyleyelim. Biliyorsunuz kuşlarımız doğada yaşamadığı için, kafeste yaşadığı için bazı tohumlardan falan eksik kalıyor. O yüzden sindirimi zorlaşıyor hayvanların kursaklarında. Doğadayken toprakta falan mineralleri alıp kolayca sindirebiliyordu ama kafeste olduğu zaman onları alamıyor. O yüzden biz de bu kumla sağlıyoruz arkadaşlar. Kolayca sindirebiliyorlar. Ne gibi durumlarda kullanabilirsiniz bunları? Kuşunuz mesela ağzına yediği yemi tekrardan geviş getirir yani. Ya da sürekli böyle boğaz hareketleri falan yapar. O zaman kuş kumu kullanın arkadaşlar. Faydasını göreceksinizdir. Hemen şuraya bir geçelim. Bu arada aşağıdaki çiftim birbirini besliyordu demin. Onları birazcık inceleyeceğim. Şu kafesten üstten başlayalım. Albinomuz yuvada. Yumurtladı mı yumurtlamadı mı inanın bilmiyorum. Şurayı kapatayım. Yuvamız sıcak kalsın çünkü havalar soğudu arkadaşlar. Aynı şekilde burayı da. Bu üçüncü yumurtayı yapmış olabilir. Ama yapmamış. Yarın yapacak herhalde ya. Aynen. Yarın yapacak üçüncü yumurtayı. Yarın sabah büyük ihtimal olur. Baksanıza şu güzellikleri. Burada 5 yavrumuz var arkadaşlar. 3 tanesi büyük ihtimal yem kırıyor. Şu anda eziyoruz zaten. Yuvadan atlayan yavrularınızı siz de böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Normalde şurada saksı altlığının içine koyuyordum yemi. Koymama sebebini zaten bariz bir şekilde görmüşsünüzdür. Dişimiz onun üstünde pislemiş. Yemler yapışmasın diye, kuşlarımız hasta olmasın diye o yüzden yemi oraya koymadım. Buraya 2-3 tane daldar atmıştım. Bitirmişler çoğunu. Bir tane kalmış. Ve yere yem döktüm arkadaşlar. Yavru olan kafeste yerde yem olsun arkadaşlar. Çünkü kuşlarımız yem kırmayı falan yerde öğreniyor. Bakın erkek de yerde yiyor şu an. Şurada akıllı yemlik olsa daha erkek gidip yerde yer. Hem yavrular da ondan görüyor. Bizim de işimize geliyor yani. Yavrularını öğretiyor nasıl yeneceğini. Gördüğünüz gibi İlkini aile yem yiyorlar. Evet birazcık ledlerini açık bırakacağım çünkü bunların yemi hiç kalmamıştı arkadaşlar. Bunlar aç kalmışlar. O yüzden ledler bir saat kadar aç duracak. Şu an saat gece 11-12 arası bir şeydi en son. 11.30'da herhalde öyle olması lazım. Saate hiç bakmadım. Burada tosunumuz ve morumuz var. Yuvasını gösterdim sizlere arkadaşlar. 2 yumurtamız var. Yarın 3. yumurtamız gelecek. Bu arada havalar artık soğumaya başladı. İyi ki yuvalara mısır granülü koymuşum. Biliyorsunuz ısıyı da tutuyor yuvalarda. Bu arada en alttaki kuşlarım bayağı bir hareketliler. Onları göstereceğim sizlere. Birazcık onları izleyelim. Aynı şekilde bunlar da hareketli sanki.
Bunlara dokunmayacağız. Bakayım dişimiz yumurtlayabilecek mi arkadaşlar? Bunu bana veren abim yumurtlamıyor diye dedi. Yavru almış, yumurta almış ama biliyorsunuz belli bir zamandan sonra peş peşe sık sık yumurtladığı zaman hayvan poposunda kist ya da sert yağ tabakası oluşuyor. Ondan sonra yumurtlayamıyor. Belli bir tedavi yapıyorsunuz. Günlük uçurmanız lazım. Ben bunu daha henüz hiç uçuramadım. Şu an deneme amaçlı attım. Bakalım yumurtlayabilecek mi diye. Şu an kuyrukta bir şey var ama size ben söyleyeyim. Büyük ihtimal bunlar çiftleşmişler. Bir hafta olmaya kadar bakacağız. Sanki pislikte de büyüme var, size söyleyeyim ben. Şuraya bakın. Arka tarafta hafif. Odaklarsa inşallah görürsünüz. Neyse, bekleyip göreceğiz bunları arkadaşlar. Demesine göre bu kuşu bana veren abinin Japonya satıyormuş yavruları. Hem de sağlam veriyormuş yani yavruyu. Şu an erkeğe normal kırık çek. Tabi nasıl olacağını bilmiyoruz yavrunun. Olduğu zaman inşallah sağ salim bir şekilde görürüz. Diğer Japonesini de göstereceğim sizlere. Saflar. Bakın bunlar kulaşıyorlar. Yani Japonesi hiç sevmezdim ben. Şu an Japones sevmeye başladım. Bir hoş gözükmeye başladılar bana. Bu yaz... Aha, ayak atıyor. İzleyelim bakalım. Bu yaz show jumbo almayı düşünüyorum arkadaşlar. Kendim için değil, sırf yani size seyir zevki olsun diye almayı düşünüyorum. Bakayım şu üniversitem bir bitsin. Son senem zaten. Geldiğimiz zaman güzel bir şeyler yapacağız kuşlarımızla. Yeni kuşlar almayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu yıl bayağı bir masrafım olacak benim. Çünkü bilgisayar falan da alacağım. Oyun videosu falan da çekmeye başlayacağım. Bunu da duyursunuz şimdiden, yapalım sizlere. Bunlar sanki çiftleşecekler gibi ama bakalım bir. Erkeğimiz ayak attı demiş, siz de gördünüz. Benim bu BST kafese şu kırık jumbomu yerleştirmem lazım. Bakın yine attı. BST kafes çok güzel ya. Ben çok seviyorum. Size de bununla ilgili bir video çekecektim. Çekemeyeceğim. Kusura bakmayın çünkü yarın sabah saat 8'de arabam var arkadaşlar. Ona binip artık Sivas'a gidiyorum. Gitme vaktim tekrardan geldi. 2 ay kadar falan yokum büyük ihtimalle. 2-2,5 ay kadar. Belki de 3 ay. Artık geldiğimiz zaman sizlerle tekrardan görüşürüz. En üstte yavrularımız kavga mı ediyor? Bir şeyler oluyor orada. Yok. Biri celallenmiş, kanat çırpıyordu. Evet, yavrumuz da inmiş. Büyük ihtimal dişimiz de öldü ya. Şu yuvaya bir bakalım. Aynen, dişiden korkuyor yavrular. Dişi bunları birazcık canını yakmış. Ha, ilk yumurtamız gelmiş. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Evet, çok güzel. Dişimiz o yüzden. Bakın hatta bunu dövmüş, bakın. Şunun kafaya bakın. Arkadaki yerdeki var ya. Enseden iki tane tüy almış. Bunlar ne kadar asabi olmuşlar ya. Çok sinirliler. Bunlar iyice bir yemesinler. Şu an bunların da arası iyi duruyor. Aynı şekilde alttakilerin de. Bunlar yumurtlayacak mı acaba ya? Pisliği sanki değişmiş gibi. Her neyse, yani sonra tekrardan bakarız. Bunların 3 yumurtası vardı arkadaşlar. Sizler için rahatsız edeceğim abi. Şey, inşallah yumurtayı kırmazlar. Geçen de yuvasında yokken açmıştım. Aynen, yumurtayı kırmadılar, tamam. 4. yumurta geldi mi acaba? Oo. 4 gelmiş. Şu an çok mutlu oldum. Bu arada yuvamı da yemişler. Tam bir zarar makinesi bunlar. İşler şu an çok iyi gidiyor arkadaşlar. Allah nazar değdirmesin. Kem gözlerden korusun. Öyle söyleyeyim. Allah isteyen herkese nasip etsin. Böyle söyleyelim. Bunun yavruları iyice tüylendi. Bunun yavrusunun tüylerini yiyen babasıydı bildiğiniz üzere. Babayı ayırdık. Canavarlara baksanıza. İkisi de grey oldu. Bir sene bunlar böyle gene kendi işine takılacaklar arkadaşlar. Dişimizle alttaki white face'imiz. Yazın ben buna white face almayı düşünüyorum. Alttaki erkeğime. White face'im var ya benim burada. Buna ya white face alacağım ya da white face alacağım. Evet, dişimiz de yoldan çıktı. Ben bunlara daldırı verdim. Aslında bilerek çıkaracaktım daldırı yesin diye. O yüzden rahatsız ettim. Bunlar henüz yumurtlamadılar ama dişimizde yumurta var. Bunları ayırmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Yumurtaları full dolu çıkartıyorlar. Kışın bakalım yavrularda nasıl bir değişiklik olacak. Yazın biliyorsunuz sıcaktan ölen yavrularım oldu. Hatta bir yuvam full ölmüştü. Ama kışın o sıkıntıyı yaşamıyordum. Bakalım bu kış ne olacak. Bu arada bunlara probiyotik falan da alacağım.
Yarın ya da öbür gün siparişini vereceğim. Ondan sonraki yani ondan sonraki hafta demeyeyim, bu hafta önümüzdeki hafta sonunda yem siparişlerini vereceğim. 25 kilo falan alacağım büyük ihtimalle. Onları da zaten sizlere aktarırız gün geçtikçe. Bunlar hala çiftleşmediler. Bunlara hiç şey yapmayacağım. Beklemeye devam. Yavru sultanlarımız kursakları şiş. Yemişler yem. Bunlar ne zaman tüylenir? Sizlere söyleyelim. 15 günü var arkadaşlar. 15 günde şunun gibi olurlar. Bunlar da yemiyorlar. Ya bir aklımda şey diyor aslında, biliyor musunuz? Yazın yani bu kafesleri vereyim. Şöyle BST kafes alayım. Sultanlarım için de BST kafes alayım. Biliyorsunuz bunların biraz daha uzunları var. Bendeki bu 40'lık serisi, yani 40 santim şu boy. En de 40 santim olması lazım. Genişlik de 40 santim. Hep 40'tı yani, öyle hatırlıyorum. Bunun 60'lıkları var. 60'lığını almayı düşünüyorum. Bilmiyorum yani, kesin bir şey söylemeyeyim. Yani kesin alacağım diye bir şey söylemiyorum. Ama alsam cidden çok güzel olmaz mıydı sizce? Şuna baksanıza. Çok güzel kafes. Benim çok hoşuma gidiyor. Gayet kullanışlı da. Ev ortamında bence en güzel üretim kafesi bu. Yani bunlar sizi mahveder. Öyle söyleyeyim, evin içinde. Ama bu sizi idare eder. Bu yavrumuz sıkılmış tek başına kalmaktan. Tosun yavrusu. Beni artık salın da gideyim diyor. Ama gidemeyecek. Hemen şöyle bir aşağı ineyim. Evet, burada emektarımız burada. Şu an buradaki kuşların çoğu diyecektim de, bir tane söyledi daha geçen de. Maalesef tekrar hatırladık onu da. Mavi erkeğimiz vardı. Cidden onu çok seviyordum. Kaybettiğim için çok üzüldüm. O da bunun yavrusuydu. Onu da analım bir. Evet, burada 3 dişimiz olması lazım. Evet, burada 3 dişimiz olması lazım. Çünkü yuvaya girmiş bir tanesi. Bu sapık ya. Bunun yanında istediğiniz erkeği atın arkadaşlar. Kesin yumurtluyor yani. Ben yumurtlamam demiyor. Her türlü çiftleşiyor. Bunlar takılıyorlar burada. Aşağıda wildpierre'im var. Bunun pisliği güzelmiş. Çok sevindim. Sizlere Japonesimizi gösterelim. Tüy dökümü bitmek üzere arkadaşlar. Bunu da eşe atacağız. Yani ben gideceğim, annem atar büyük ihtimalle. Çok korkaklar bunlar. Aşırı derecede. Bu safkan Japones. Tepesi de var. Kanatları da aynı şekilde. Göstermediğim bir şey yok diye tahmin ediyorum. Bütün kuşlarımızı gösterdik. Bu arada alttakilerden şüpheliyim. Çiftleşmişler büyük ihtimalle onlar. Bakalım, inşallah dişimiz yumurtlar. Yavrularını çok merak ediyorum. Japonesimizde artık hangi erkeğimizle eşe atacağız? İlerleyen zamanlarda düşünün, karar verin, eşe atarız arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir de kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videoya like atarsanız çok mutlu olurum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.